Değerli izleyicilerim, tekrar haftalık Burcu'ya geri geldik diyoruz. Koç Burcu bu hafta neler bekliyor? Koç Burcu'nun bu hafta geçtiğimiz dönemlerle ilgili para kayıtları, toparlanma, iyileşme, rahata erme dönemine girme haftası. Yani 11 Şubat'tan sonra parayla ilgili toparlanma dönemine girecek. Ama son zamanlarda özel hayatlarını, aşk hayatlarını, eşlerini, sevgililerini, çocuklarını, anne ya da babalarını ilgisiz bıraktılarsa bu hafta aileyi mutlu etme, çocuklarla vakit geçirme, sevgililiyle vakit geçirme dönemi diyorum koçlar için. O yüzden hediyeler, sürprizler ön planda olacak. Ama son zamanda dikkat kaybı başladı koç burçlarında. Devamlı alınganlık dönemi var. Üstüne gitmiyorsunuz. Onların da bu ara boğaz ses telleri, grip enfeksiyonları ya da hassas bir boğaz ağrısıyla ilgili bu hafta çok stresli bir dönem yaşayacaklar ama hatta araba değişikliği kararı var. Büyük bir ihtimal Şubat bitmeden de arabayı değiştirmiş olacak diyorum koç burçları. Boğa burçları seyahat üstüne seyahat yapmaktan, iş temposu yapmaktan kendine vakit ayıramıyorum kavgasına girdi boğa burçları. Tekrar bir yol seyahati, işle alakalı devamlı seyahatler, yeni anlaşmalara giriş yapacak boğa burçları bu hafta itibariyle. O yüzden boğaların da en büyük beklediği devlet ya da evrakla ya da kağıtla ilgili imzası neyse haftaya çarşamba gününe kadar çözümlenmiş olacak. Bunun sevincini yaşayacaklar. Bu arada duygusal hayatına boğalar kızgın, öfkeli. Yani ya sevgisi ya eşiyle alakalı gereksiz tartışmalara giriyorlar. Bu gereksiz tartışmalar pazartesi ve salıdan sonra daha rahat edecek gözüküyor. O yüzden boğaya romantik bir yemek hazırlayın. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Onun gönlünü hoş edin diyorum. Onlarda da özellikle bu ara kemik erimesi, bel kayması, fıtık yani bu tarz sıkıntılar yaşayabilirler. Dikkat diyorum. İkizler Burcu ne bekliyor derseniz bu hafta. İkizler de evet rahat bir haftaya giriş yaptılar. Para ekonomilerini dengelediler. İş sistemine adapte oldular. Yeni iş adapte oldular. Ve korkuları yavaş yavaş yenmeye başladı ikizler. Aşkla ilgili de devam eden ilişkisine ciddiyeti, evliliği ya da planı neyse gerçekleştirecek. Ve onların yurt dışında ilgili beklediği evraklarla ilgili de Şubat sonuna kadar büyük murat olacak. Ve ufak bir miras gündeme gelebilir bu hafta. Hani gereksiz görebilirsiniz ama değerli bir nokta lütfen ilgilenin diyorum. Hatta ikizler bu ara babaya öfke dönemi ya da babayla ilgili para konusunda öfke dönemi yaşıyor olabilir. Ya da evlatlar babaya sinir oluyor olabilir bu dönem. Lütfen sakin bir dönemdesiniz, keyifli bir dönemdesiniz, yormanıza gerek yok diyorum. İkizler içinde sağlık olarak bu dönem kanla ilgili iltihap, idrar yolu iltihabı, ne bileyim böyle bir gereksiz iltihaplarla mücadele edilecek ama iltihabın gereksiz oluşmasını doktora gideceksiniz, tedaviniz olacaksınız. Yengeçler korku, kaygı, endişe, plan üstüne plan yaptılar. Ve bu hafta işle ilgili korkularında derin bir nefes aldılar. Yükselişleri belirlendi, atamaları belirlendi. Kariyerle ilgili de 2 yıllık bir eğitim düşüncesine girdiler. Bunu da gerçekleştirecekler. Onlar da yeni bir eve taşınma kararı verdiler. Hatta Mart, Nisan ayını bekliyorlar. Bazıları erken daha karar verebilir. Yengeç Burcu'nun bu aydan sonra evlilik kararının gündemi ve ailelerin bütünleşmesi, küs olan insanlarla ve kırgın olduğumuz arkadaşlarla barışma haftası diyorum yengeç burçları için. Yengeç burçlarında sağlık bu dönem şöyle söyleyeyim göz bozukluğu değil de renkle alakalı ya da gözle ilgili bir iltihaplanma olabilir ya da göz nezlesi olabilir dikkat edilsin diyorum. Aslanlar korku üstüne korku, kaygı üstüne kaygı yaşıyor. Yani ilişkisi bitecek korkusu, başıma bu aldım korkusu. Ben hayatımdaki bu insanı kaybetmek istemiyorum. Doğru insanım. Kaybedersem hayatım mahvolur. Daha hiçbir insana güvenemem dönemi yaşıyor ve onlar işi bu hafta geri bıraktılar. İlişki ve ailevi ilişkiler, özel hayat ilişkileriyle ilgili toparlanma haftasına giriyor aslan burçları. O yüzden korkuların gereksiz olduğunu söyleyeyim. Derin nefes alın ve her şey yolunda gelecek. Hatta onlarda da yeni bir ev anahtarı ama bu yaşadığınız şey değil de farklı bir yerden hani köy evi, dam evi ne bileyim dağ evi pardon tarzı bir yatırım yapılacak. Aslanlar gereksiz endişeleri yaşıyorlar. Bu gereksiz endişeler. Biraz psikolojileri bozuk bunları. Biraz yoga, nefes terapisti, pilates artık neye gitmek ister, spor, bu tarz şeylere giderseniz aslanlar da bu hafta devletle ilgili beklediği haberler var. Bunlar olumlu süreç olacak. Yeni projeler ve büyük imzalar atılacak diyorum. Başaklar
Başaklar bu hafta kendi sağlığıyla ilgili bir check-up yaptırayım, sağlık problemim olabilir ya da ailedeki insanları sağlığa götüreyim dediğimiz bir endişe yaşıyorlar. Evet, Başaklar bence çok uzun süredir paniklerdi. Panik dönemleri bitti. Aşk olmak, evlilik yapmak, düzen kurmak dediğimiz haftanın bilincine girecekler. Geçmişi kapatma kararı verecekler. İşiyle ilgili güzel giden yenilikler var. Onları doğru noktada değerlendirip daha büyük projelere imza atacaklar. O yüzden Başaklar için hızlı bir hafta başlangıcı. Gergin bir dönem ama biliyorsunuz ki tüm burçlarda bir ay tutulması gerçekleşecek. Şimdiden hazırlıklı olalım ama zarar var mı? Yok anam. Ay tutuldu diye strese girmenize gerek yok. Başak burçlarının yapması gereken bu dönem sabah ezan vaktiyle, çünkü kendilerinin çok fazla nazara geldiğini düşün, sabah ezanıyla birlikte 7 ay terkürsü okurlarsa sevinirim. Terazi burçları ciddi bir aile kavgası, ev taşınması, İş taşınması, yeni oluşumlar, yeni imzalar attıkları için böyle bir diken üstünde her şeyleri aslında çok güzel bir başlangıç onlar için. Huzursuz giden, kaygı duyduğu her şeyi iyileştirme haftasına giriyorlar ve onlarda da birkaç ay içerisinde hedeflediği her şeye sahip olma. Özellikle onların da çene, diş, dişle alakalı iltihaplar olabilir. Diş doktoruna gitmeleri gerekiyor terazi burçlarının. Bu arada diş stresi yaşıyoruz. Ama şöyle söyleyeceğim, teraziler uzun süredir huzurlu bir ev almak istiyorlardı. Bu kararı verdiler. Hatta araba değişikliği kararı verdiler. Bunları da yapacaklar. Onlar için çok güzel, hani sistemin oturacağı, güzel huzur bulacağı bir dönem olacak. O yüzden keyifli haftalar diliyor. Akrepler için de önlerinde bir sürü anlaşmaların birçoğunu geri planda kendi projelerini yapacağı işler, kendi işini kurma, yeni oturma ya da yapmak istediği ortaklı işlerin hayırlı süreç başlangıcı var ama ellerinde bitirmesi gereken bazı işler var. Onları bitirmeden başlamalarını sağlıklı bulmuyorum. Para korkusu değil de hani şu krizde bunu yapmam doğru mu diyorsanız yapın, risk alın, başarılı olacaksınız. Onlarda da kulakla ilgili zar ya da kulakla ilgili bir denge kaybı ya da kemiklerle ilgili bir sıkıntı yaşayabilir akrepler bu dönem. Bir de elde uyuşma kalbi uyarır. O yüzden elde titreme, uyuşma, bunlara dikkat edersek sevinirim. Hatta akreplerinde şöyle bir şey var. Bir arkadaşına çok kırgındı ve uzun süredir cesaret edemiyordu. Hadi akrep, bununla barış artık, çünkü onu sen de özledin, o da seni özledi. Hata senin de, özür dilemeyi biliyorum. Yay burçları maddi olarak son zamanlarda çok çöpüş ama yaşadılar. Artık iş hayatlarını oturtmaya başladılar. Ve yaylar için şunu diyeceğim. Hatalarıyla iyileşme, hataları sınavını toparlama, gerçeklerle yüzleşme dediğim noktada bir aydınlık tarafı olacak yay burçlarının. O yüzden işleriyle ilgili aksilikler geride kaldı. Yükselişini gerçekleştirdi. Yeni büyük işlere de yenildi. Ve uzun süredir iş bulup da bulamayan insanlarda da bu hafta iş haberleri gelecek diyorum. Hatta bazen yay burçların böyle spora yönlenme, kilo aldım bu dönem biraz zayıflamam gerekiyor, biraz gıdama dikkat edeyim de, dediği bir döneme giriş yaptı yaylar. Özellikle de akşamüstü yemek yemeyi kestiler, spor formatına girdiler diyorum. Yaylarda şu an için çok ciddi bir sağlık problemi yok ama nefes alırken verirken sıkıntılarımız olabilir, uyku problemi olabilir. Yasemin çayı iç, papatya çayı iç, yat uyu anam, ne dert ediyorsun? Oğlaklar bu ara yurt dışı seyahati, uçuyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Her an kafaları farklı ülkede. Hatta çok da güzel bir proje demeyeyim ama kendi evini inşa etme dediği ve nerede yaşamak istediğini Oğlaklar karar verdi. Ve bu sene bunun altyapısını yapacaklar. Ve birçok Oğlak burcunun da yurt dışından beklediği iş anlaşmaları var ya da şehir dışından ya da yenilik dönemi dediğim haftayı çok keyifli bir şekilde başaracaklar. Özellikle Mart Oğlakların daha huzura ereceği bir nokta. Onlarda da anne baba sağlık problemi olabilir ya da kardeş ya da çocuk bir sağlık problemi yaşanabilir ama mühim duyacağımız bir durum diyor. Sonu ferah ve aydınlık olacak. Bir de hanelerinde bir miras kavgası var. Özellikle baba soyunuza ait bir miras kavgası olabilir. Bunu da sakinlikle, aslında yasal bir mahkeme sürecine girecek. Lütfen sakin kalın. Haklar doğru noktada paylaşılacak diyorum. Kova burçları bu dönem, bu hafta çok grip enfeksiyonları, çok halsizlik, yorgunluk yaşadılar, işe konsantre olamadılar. O yüzden vücutları çok kırgın, hala ilaç, o uyku vesaire şeylerin evresindeler. Kovalar için de özellikle ilişkiyi başlatma ve beğendikleri insanlara adım atma dönemi kova burçları için. O yüzden bu hafta ilişkiye başlama, ilişki ciddiyeti, olması gereken hayatınızı planlama haftasına gireceksiniz. Yıl sonunda bunun muradını alacaksınız. Kova burçlarında bu ara motosiklet,
tekne, bu tarz alma kafalarına girdiler. Bence ekonomileri düzelmeye başladı. Hani motoru dikkatli kullanın. Türkiye şartlarında motor kullanmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yollarımız buna uygun değil bence, bana göre tabii ki size göre uygun olabilir. Ama mümkün olduğu kadar motorları kullanan kişiler ya da araç kullanan kişiler bu arada dikkat kaybı yaşamasınlar. Bir de bunların kendi içlerinde bir okul toplantısı ya da yemek toplantısında yeni bir aşka yelken açacak farklı grup kovalar da var. O yüzden bu ara bol bol yemeklere gidin, sohbetlere gidin, takılmanız gereken görevlerinizi yapın, doğru aşkınızı bulacaksınız. Kovanın da şu ara yastık problemi, uyku düzensizliği yaşıyor. Çünkü kovanın baş ağrısı, gripti vesaire şeydi, oydu buydu derken şurada biraz ağrılar oluştu. Anam onu da bir hamama git, spanı yap, rahat ayırıp bir daha sağlık bu hafta yok diyor. Balık burçları yolculuk yaptı, aile ziyareti, akraba ziyareti, genel bir ziyaret ve tedirgin konuşma evresinde ama sonu ferah ve mutluluktan havayı uçuracağı bir hafta. Ondan sonra da sanki aileler bir yemek yiyecek. Ondan sonraki de dönemde de nişan, söz, ıvır zıvır dediğimiz bir sürecin hazırlanması olacak. Bir de onlar için devletle ilgili bir beklediği evraklara imza atacak, yönünü belirleyecek, gitmesi gereken askerliği ya da yapması gereken yeni bir oluşumunu sağlayacak balık burçları. Hatta devlette doktorsanız devlette güzel bir iş kapınız, dekansanız farklı bir üniversiteye geçişiniz söz konusu olacak gözüküyor. Ve son zamanlarda da siyasi olarak da balık burçların bu dönem sinirli ve gergin bir dönemi var. O yüzden siyaset yapan balık burçlarımızda biraz daha sakin kararlar alıp doğru kararları imza atacaklar. Özellikle de bunlarda mide, bağırsak, bağırsak enfeksiyonları tarzı sıkıntılarımız olabilir. Bağ ya da yemeden kaynaklanan bir mide bozukluğu söz konusu olabilir. Dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum diyorum. Evet, bu haftada balıklar için mide sorunlarımız ön planda olur. Bu haftada burç yorumlarımız bitti. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Keyifli keyifli takip edin. Her hafta düzenli şekilde çekimlerimizi yapacağız. Mutlu ay tutulması hepinize.